Şimdi ne oynasam acaba? Ne oynasam? Reyhan, bak sana ne diyeceğim. Ne diyeceksin Gözüm abla? Yoksa bana göre güzel bir oyun mu geldi aklına? Ah, hayır, senin fani tarafta kalmanı tavsiye edeceğim. Evet Reyhan, gördüğün gibi burası çok sıkıcı. Öbür taraf tam sana göre. Ya, hiç de sıkıcı değil. Hem burada istediğim zaman fani tarafa gidebiliyorum. Reyhan Hanım doğru söylüyor bence de. Hayalet olmak, fani olmaktan daha eğlencelidir. Evet, evet. Ben böyle çok mutluyum. Siz karışmasanız bu işe nasıl olur Şerruh Bey? Bana ne canım? Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Reyhancığım, fani olmanın da kendine göre güzellikleri vardır. Mesela yemekten sadece faniler lezzet alır. Mesela sucuk ekmek. İskender, sonra hamburger. Ay, evet, mesela kokoreç. Ay, bunları yemek hiç canın istemiyor mu şekerim? En çok pamuk helvayla leblebi ununu özledim. Yani cennette çok daha güzel yiyecekler var. Yarın bir gün cennete giderseniz yiyecekler karşısında şaşıracaksınız. Gazoz ağaçlarından tutun, çikolatadan yapılmış çiçeklere kadar daha neler neler var. Şerruh Bey, her lafa girmeyin lütfen. Evet canım, siz de her şeye karışmayın öyle. Ben hayalet olmayı çok sevdim. Hayalet olmak, yoğurtlu İskender bile yemekten daha zevkli bir şey. Durum çok ciddi. Hastayı kaybediyoruz. Ay, yapmayın doktor. Ne olursunuz bir şeyler yapın. Ölmesin o. Evet doktor, ya para pul için önemli değil. Lütfen onu kurtarın. Üzgünüm ama bu iş parayla pulla olacak gibi değil. Üstelik hasta eğer yaşamaya istek duymuyorsa bunda yapabilecek hiçbir şey yok. O bu dünyada çok mu mutsuzdu? Yok, çok neşeli ve çok mutluydu. Problem o değil. Problem şu an gittiği yerde çok eğleniyor olması. Onu hayata bağlayan bir şey olsa kurtulurdu. Ya keşke. Ben geldim. Yani hayalet Reyhan geldi. Reyhan bak, bu yatakta yatan sensin ve ölmek üzeresin. Olsun, ben hayalet olarak çok mutluyum. Aa, hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Senin daha yaşaman lazım. Hiç de öyle gerekmiyor. Sanki faniyken çok mu kıymetli bildiniz Mazhar Bey? Reyhan bak, sana ne diyeceğim? En iyisi sen kurtul da biz evlenelim. Ya, gerçekten benimle evlenecek misiniz? Evet, gerçekten evleneceğim. Ne güzel. Olsun, ben yine de bir düşüneyim. Benim çok düşün ama fazla vaktin kalmadı. Ya, ne için vaktin kalmadı? Şey için vaktin kalmadı bak Reyhancığım, şey için kalmadı. Ha, annemin bulduğu bir kızla ben her an evlenebilirim de. Ya o zaman çok düşüneceğim. Üzgünüm, Reyhan Hanım'ın yaşam destek ünitesini kapatmak zorundayım. Dur, sakın kapatma, sakın kapatmayın. Kapatmak zorundayım. Çünkü bu hastanın kurtulma ihtimali yok. Dışarıda bekleyen başka hastalar var. Yani üstelik burada boşuna elektrik harcıyoruz. Bu krizde yazık değil mi hastanemize? Dur, hayır, çalışsın bırak. Kendinize gelin lütfen. Tıbbın aldığı karara saygı duyun lütfen. Bu hasta artık bir ölüdür. Hayır, ölü falan değil. O hasta kurtulacak. Biliyorum ya, bu hasta kurtulacak. Ay, güzel arkadaşım. Akıllı kızım. Reyhan nerede? Hayalet olanından söz ediyorum. Bilmem, öbür tarafta da yok. Fani bedeni ölmek üzere. Çok az zamanı kaldı artık. Anlaşılan güvenliği çağırmak zorundayım. Çünkü odayı terk etmeniz gerekiyor. Aman. Reyhan gözlerini açtı. Menkıbe Hanım teyze, ben neredeyim? Olamaz, iyileşiyor. Hem de büyük bir hızla iyileşiyor. Reyhan, ah canım kızım benim. Allah'ıma bin şükürler olsun. Kurtuldun. Allah'ım, bu bir mucize olmalı. Mazhar Bey, hadi artık evlenelim. Bana söz vermiştiniz evleneceğim diye. Evlenelim mi? Ben ne zaman öyle bir söz verdim kızım sana? Ben hayaletken vermiştiniz ya. Sen hayaletken mi? Reyhancığım sen ağır bir koma durumunda hayal gördün herhalde. Hayır, ben hayal falan görmedim. Bal gibi de sihirler yapıyorduk. Bakın işte şöyle. Yok, böyleydi. Yok, böyleydi. Şöyleydi Reyhancığım. Yavaş, yavaş. Yorma kendini. Sahi nasıl kurtuldu Reyhan? Seninle evlenirim dedim. O da ölmekten vazgeçti. Tamam. Vay be! Demek ki insanlar seninle evlenebilmek için ölmekten bile vazgeçiyorlar ha? Ne zannettin kızım? Sen benden öldükten sonra bile vazgeçemedin be. Evet aşkım, vazgeçemedim. Ben öyle kolay vazgeçecek bir erkek değilim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet, hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acım ölmemiş.